Kur'an'ın orijinalleri yakıldığı için şimdi yok. Kur'an'ın ilk orijinali küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi çeşitli nesnelere yazılmıştı. Yakıldı. Kur'an'ın ikinci orijinali Ebubekir döneminde yapılan derleme. Yakıldı. Kur'an'ın üçüncü orijinali Osman döneminde oluşturulan yazmalar. Bunlar da dünyanın hiçbir yerinde yok. İnceleme ve aktarmalarda görülen o ki Muhammed'in vahiy katiplerine yazdırdığı bildirilen Kur'an'ın ne aynısı ne de tümü eldeki Kur'an'da mevcut. Halife Mervan kendi gerekçesini şöyle açıklar. Onda yazılı olanlar Osman tarafından yazdırılan musaflara geçmiştir. Artık ona gerek kalmamıştır. Yakılıp yok edilmeseydi zamanla kuşkulara yol açabilir. Ondan alınarak yazılan musaflar çevresindeki kuşkular önlenmeyebilirdi. Bundan korktum, o nedenle yaktırdım. Peki Kur'an nasıl derlendi? Kur'an ayetleri bugünkü biçimiyle yazılıp bir araya getirilmiş değildi. Hadislerde peygambere vahiy olan ayetler çeşitli nesneler üzerine yazılıydı. Hepsi de dağınık durumdaydı. Ayetler, lihaf adı verilen küçük taşlara, rika denilen deri, ağaç yaprağı gibi kağıtlara, ektaf ismi verilen deve ve koyun kemiklerine, üsup adı verilen ağaç parçalarına yazılmıştı. Yitip gitmesin diye tümünü bir araya getirme çabasına ilk kez Halife Ebu Bekir döneminde gerek duyuldu. Bu çabalar gerçekleştirildi. Bir aktarma da bunların tümünün peygamberin evinde bir arada bulunduğu ve dağınıkken bir araya getirilip içinden eksilen olmasın diye ortasından iple bağlanmış olduğu açıklanır. Buhari'nin yer verdiği bir hadise göre dinden dönüş olayları ve bu olaylar nedeniyle savaş hali vardı. Kur'an'ı ezberlemiş kişilerin bir bölüğü ölmüştü. Ölümlerin sayısı artabilirdi. Bunların tümü ölüp gitmeden Kur'an'ın orada burada yazılı ayetleri derlenmeli, tümü bir kitap durumuna getirilmeliydi. Hattapoğlu Ömer durumu ve konunun önemini Halife Ebu Bekir'e anlattı. Ayetlerin derlenmesini önerdi. Halife, başlangıçta pek doğru bulmamıştı bu görüşü. Peygamberin yapmadığı şeyi yapmak nasıl doğru olabilir? diye düşünüyordu. Ömer direndi ve önerisini kabul ettirdi. İşin gerçekleşmesi için Zeyd İbni Sabit'e görev verildi. Zeyd, Ebu Bekir bana sen akıllı bir gençsin. Peygambere vahiy de yazdığın için senin başaracağına güveniyorum. Araştır ve Kur'an ayetlerini topla, dedi.'' Tanrı'ya ant içerim ki dağlardan bir dağ yükleyip taşımayı önerseydi, buyurup verdiği görev kadar bana ağır gelmeyecekti. Yani Kur'an'ı derlemek kadar, diyor ama sonunda görevi kabul ettiğini söylüyor ve işi nasıl yaptığını şöyle anlatıyor. Kur'an ayetlerini derlemeye koyuldum. Hurma dallarından, küçük taşlardan ve kişilerin ezberlerinden izleyip derledim. İşin sonunda Tevbe suresinin sonunu Ebu Huzeymetül Ensari'de buldum ki başkasında da bulamamıştım bu parçayı. Zeyd, bu parçanın Tevbe suresinin sonundaki ayetleri, yani 128 ve 129. ayetleri oluşturduğunu açıklıyordu. Böylece Zeyd, Kur'an ayetlerini derleme işini yaparken iki kaynağa başvurmaktaydı. Ayetlerin yazılı bulunduğu nesneler ve ezbere bilenlerin bellekleri. Ebu Bekir döneminde yazılan Kur'an için başvurulan ezbercilerin, başka deyişle hafızların sayısı Müslümanlar arasında tartışmalıdır. O döneme ilişkin önemli kaynaklardan Buhari'nin Es-Sahihinde yer alan üç hadisten anlaşıldığı kadarıyla, Kur'an'ın tümünü ezberleyenlerin en iyimser rakamla yedi kişi olduğu kabul edilebilir. Aynı zamanda peygamber dönemindeki hafızların, yani Kur'an'ı tümüyle ezberlemiş olanların sayısı pek azdı. Buhari'nin Es-Sahihinde geçen hadis şöyle. Birinci hadis. Amr İbnül As anlatıyor. Peygamberin Kur'an'ı dört kişiden alın. Abdullah İbni Mesud'dan, Salim'den, Muaz'dan ve Übey bin Kav'dan dediğini işittim. İkinci hadiste Enes anlatıyor. Peygamber öldüğünde dört kişiden başka Kur'an'ı tümüyle ezberlemiş olan yoktu. Ebu Derda, Muaz İbni Cebel, Zeyd İbni Sabit ve Ebu Zeyd. Üçüncü hadis Katade'den aktarılıyor. Malik oğlu Enes'e, Peygamber döneminde Kur'an'ı tümüyle ezberleyenler kimlerdir diye sordum. Şu karşılığı verdi. Dört kişi, tümü de Medineli Übey bin Kab, Muaz İbni Cebel, Zeyd İbni Sabit ve Ebu Zeyd. Bu hadislerde atları yazılanları topladığımız zaman, Peygamber döneminde Kur'an'ı tümüyle ezberlemiş olanların sayısı 7 idi demek gerekiyor. İslam din bilimcileri bu hadislerdeki açıklamaların dinsizlerin işine yaradığını ileri sürer. Suyuti, Elti itkanda daha başkalarının da Kur'an'ı ezberlemiş olduklarını atlarıyla açıklıyor. Ama aktarmayı yapan bu atları sayılanlardan kimilerinin Kur'an'ın tümünü ezberleme işini peygamberin ölümünden sonra bitirdiklerini açıklamakta. Zeyd İbni Sabit, herhangi bir parçayı Kur'an'a geçirmek için iki tanık koşulu koymuştu. Ancak bir tanıkla Kur'an'ı alma gereği duyduğu ve geçirdiği parçalar da vardı. Örneğin, Ube Huzeyme'de bulduğu ve Tevbe suresinin son iki ayetini oluşturan parça böyleydi. Kur'an'ı derleme ve yazma işi bir yıl sürer. Bu işe girişildiğinde Ömer ile Zeyd mescidin kapısında oturmuşlar. Herkesin peygamberden ayet olarak elde ettiği ne varsa getirmesini istemişlerdi. Başarılan iş kaynaklarda şöyle tanımlanıyor. Kur'an ayetlerinin surelerinin bulunduğu iki kapaklı bir kitap oluşturuldu. Derlenip yazılan sayfalar ölünceye dek Ebubekir'in yanında kaldı. Sonra Halife Ömer'in yanında bulundu. O ölünce de kızı Hafsa'ya verildi. Kur'an ikinci kez derleniyor. Buhari'de yer alan bir hadis şöyle. Ermeniye ve Azerbaycan'ı ele geçirmek için savaşılıyordu. Huzeyfe İbnül Yaman Halife Osman'a geldi. Müslümanların okudukları Kur'anlardaki birbirini tutmazlıktan yakındı. Ey müminlerin emiri! Bu ümmet, kendisinden önceki Yahudiler ve Hristiyanların içine düştükleri birbirini tutmazlık gibi bir duruma düştü. Bunun üzerine Osman, Hafsa'ya adam gönderdi. Başka Kur'an nüshaları yazıp almak için kendisinde bulunan sayfaları, yani Ebu Bekir döneminde oluşturulmuş olan kitabı göndermesini istedi. İş bitince sana geri göndereceğim dedi. Hafsa da gönderdi. Osman hemen Zeyd İbni Sabit'e, Abdullah İbni Zübeyre, Sat İbnül Asa ve Hişamoğlu Harisoğlu Abdurrahman'a buyruğu verdi. Onlar da Hafsa'dan getirilenlerden alıp Kur'an nüshalarını oluşturdular. Osman, kuruldaki üç kişiye şunu söyledi. Kur'an'daki herhangi bir kesimde ters düştüğünüz zaman tartışma konusu olan parçayı Kureş diliyle yazın. Çünkü Kur'an yalnızca Kureş diliyle inmiştir. Onlar da buyruğu yerine getirdi. Sonunda esas sayfalardan Kur'an nüshaları oluşturulup iş bitince Osman söz konusu sayfaları yani hafzadan getirileni geri gönderdi. Alınan nüshaların da her bir kesime gönderilmesini buyurdu ve bunların dışında kalan her bir Kur'an sayfasını da yaktırdı. Buhari'nin hadisinde anlatılan çabalardan ve kureşli olanlarla olmayanlar arasında belirecek anlaşmazlığın çözümü biçiminden anlaşıldığına göre Kur'an nüshaları ortaya çıkarken Hafsa'daki musafları aynen kopya etmek söz konusu değildi aynen kopya edildiği ileri sürülürken, neden kopya edildiğine de ağız, şive farklarından dolayı diye gerekçe gösterilir. Ancak Doktor Supi Es-Salih, Mebahis fi Ulumil Kur'an adlı eserinin 80, 84 ve 85. sayfalarında bu gerekçenin inandırıcı olmadığını belirtiyor. Doktor Supi'ye göre o zaman aynı metni, aynı sözcükleri değişik okunacak nitelikte yazıp yansıtabilmek için gerekli işaret ve noktalama yoktu. O zamanki yazı harflerinin dışında işaretsiz, harfler de noktasızdı. Kısacası Halife Ebu Bekir döneminde oluşturulan Musaf, istenseydi bile çeşitli kabile ağızlarını içerir nitelikte yazılmış olamazdı. Durum böyle olunca şu sorular karşılıksız kalıyor. Ebu Bekir döneminde hazırlanan ve Hafsa'dan alınarak getirilen Musaf'la Osman döneminde meydana getirilen musaflar arasındaki fark neydi? Yeni çalışmayla gerçekleştirilen nedir? Yukarıda anlamı sunulan hadiste bu açıklanmamakta. Ancak hadisin devamı niteliğindeki bir açıklamada, yapılan işin yalnızca bir temel nusadan alıp başka musaflara aktarma olmadığını anlamaktayız. Dörtlü kurulda yer alan Zeyd İbni Sabit şöyle diyor. Musaf oluşturma işini yaparken, Ahzab suresinin sonundan bir ayeti yitirdim. Ki peygamberin onu Kur'an'dan bir parça olarak okuduğunu işitip tanık olmuştum. Aradık bu ayeti ve sabit oğlu Huzeyme el Ensari'de bulduk. Birinci derlemenin yakılmasındaki amaç Ölümüne değin sandığında saklayan ve alınıp yakılmasını önleyen Hafsa'ydı. Bu koruyucu ölünce Kur'an'ın tanrısı, kuşkusuz zikri biz indirdik kuşkusuz koruyucuları da yine biziz dese de koruyucusu kalmamıştı. Mervan İbni Hakem sandıktan aldırıp getirmiş ve yaktırmıştı. Mervan'ın bu ilk derlemeyi yaktırmasındaki gerekçesini kendisi şöyle açıklıyor. Bunu yaptım çünkü onda yazılı olanlar resmi musafa yazılıp geçirilmiş ve korunmuştu. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucular Musaf hakkında kuşkuya düşerler. Oysa asıl kuşkulara yol açan, esas alınmış olduğu belirtilen ilk derlemenin yakılması olmuştur. Çünkü ilk derleme ile sonraki Musaf arasındaki fark olmasaydı, ilkini yakma yoluna gidilir miydi? İlk derlemede bulunmayan eklemeler ya da Kur'an'dan çıkarmalar yapılmamış olsaydı neden korkulmuştu? Muhammed dönemindeki ile bugünkü Kur'an aynı değil. Burada çok önemli bir tanıklığa başvuralım. İbni Ömer diyor ki, Hiçbiriniz Kur'an'ın tümünü aldım, elimde bulunduruyorum demesin. Bilemez ki Kur'an'ın çoğu yok olup gitmiştir. Ne kadar ortada varsa o kadarını elimde tutuyorum desin yalnızca. Bu tanıklık bugün elimizdeki Kur'an'la Muhammed'in vahiy katiplerine yazdırdığı bildirilen Kur'an'ın aynı olmadığını çok açık biçimde anlatmıyor mu? kaldı ki İbn Ömer Osman dönemindeki derlemeden sonra bu sözü söylemiştir. Yani Osman döneminde oluşturulan musafın orijinali de yok. O el yazması dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. İleride konuya yine dönülecek. Temel kaynaklarda sözü edilen ama bugün bulunmayan değişik musaflar da ayrıca üzerinde durulmaya değer nitelikte. Suyuti'nin el itkanında Buhari'nin eserlerinde bazı önemli musaflardan ve bu musafların içindeki surelerin listelerinden söz edilir. Örneğin, Muhammed'in en yakınlarından biri olarak bilinen ve peygamberin Kur'an için ezberine başvurulacak dört kişiden biri olarak belirttiği i̇bn Mesud'un musafı, yine Muhammed'in danışılması gereken dört kişiden biri olarak söz ettiği Übey İbni Kab'ın musafı, Abdullah İbni Abbas'ın musafı, Muhammed'in karısı Ayşe'nin musafı, Ali'nin musafı, bunların başlıcaları. Ayrıca bugün Alevilerin, Ali'nin musafı olarak sözünü ettikleri bir musaf ve Hindistan'da saklanan ayrı bir musaf daha var. Suyuti'nin ve Buhari'nin kitaplarında belirtilen musaflardan hiçbiri günümüze kadar gelememiştir. Bunların yalnızca içerik listeleri vardır. Ayrıca bazı din kitaplarında Bunlarda bulunduğu söylenen ayet ve surelerden parçalar günümüze kadar gelmiştir. Eldeki resmi nüsadan, içerik yönünden farklı oldukları bu listelere bakınca hemen anlaşılıyor. Örneğin i̇bn Mesud'un Musaf'ında Fatiha suresi gibi çok temel bir sure yok. Felak ve Nas sureleri de. Ali'nin surelerinin sırası bugünküne uymuyor. Suyuti kitabında Bakara suresinin Ahzab suresiyle aynı uzunlukta olduğunu aktarıyor. Oysa bugün eldeki resmi Kur'an'da Bakara 286 ayetken Ahzab suresi yalnızca 73 ayettir. Üçüncü halife Osman döneminde bir heyet tarafından yeniden derlenip yazılan Kur'anların kaç adet olduğu ve şu anda nerede bulundukları da tartışmalıdır. Kimilerine göre 4, kimilerine göre 5 ya da 7 adet yazılmıştır. Dörttür diyenlere göre Osman bir nusasını kendisine koymuş, diğerlerini Küfe'ye, Basra'ya ve Şam'a göndermiştir. Mekke'ye, Yemen'e ve Bahreyn'e gönderilenlerden de söz ediliyor. Kimi kitaplardaki bilgilere göre bu nüshalardan kopya edilip çoğaltılmasına izin verilmiş, kimi kişiler kendileri için musaflar meydana getirmişlerdir. Ancak o zaman bu musaflarda bulunduğu söylenen ve örnekler aktarılan bazı Kur'an parçalarının resmi Kur'an'da bulunmamasına ne demeli? Bazı İslam kaynaklarında Osman döneminde çoğaltılan nüshaların bir kısmının bugün elde bulunduğu iddia edilir. Örneğin bir kopyanın Taşkent'te olduğundan söz eden çok sayıda kitap vardır. Yine bazı İslami Türk kaynaklarında Topkapı Müzesi'ndeki Kur'an'ın da Osman zamanından kaldığı söylenir. Konunun araştırmacılarından Profesör Doktor Supi Es Salih kitabında ''Peki Osman döneminde hazırlanmış resmi nüsa şimdi nerede?'' sorusunu ortaya atar ve doyurucu bir cevap bulamadığını açıklar. Kahire Kütüphanesi'nde olduğu söylenen nüsanın Osman döneminden kalmış olamayacağını belirtir. Çünkü bu kitapta bir takım işaret ve noktalar vardır. Böyle işaret ve noktaların İslamiyet'in ilk yıllarında bulunmadığı bilinmektedir. Sonuç olarak Müslümanların kutsal kitabının resmi nüshasının bugün her yerde aynı olduğu doğrudur. Ancak bugün İslam dünyasında bilinen ve elde bulunan Kur'an, peygamberin vahiy katiplerine yazdırdığı söylenen Kur'an'ın aynısı değil. Kaynaklar bunu ortaya koymakta. Şeytan Ayetleri İslamcıların pehlivanı yok. Eski müftülerden Turan Dursun, şeytan ayetleri olayını tartışmaya hazırım dedi. 2000'e doğru 15 gündür Turan Dursun ile aynı masaya oturup konuyu tartışacak bir İslamcı düşünür arıyor. Çalmadığımız kapı kalmadı. Diyanet işlerine başvurduk. Ankara ve İstanbul İlahiyat Fakültelerini, İslamcı basın organlarını, tek tek İslamcı fikir adamlarını aradık.'' Hiçbiri tartışmayı kabul etmedi. Konu, İslam'ın yüzyıllardır tartıştığı bir konuydu. Problem öncelikle İslam'ın problemi. Kaynaklar Kur'an ve hadisler dahil İslam'ın temel kaynaklarıydı. Ancak İslamcılar konuyu tartışabilecek bir pehlivan çıkaramıyorlardı. Şeytan ayetleri üzerine çeşitli yazılar yazılıyor, hatta Hüseyin Hatemi bir kitap yayımlıyordu. Ama masanın üzerine hadis kitaplarını, İslam'ın en güvenilir düşünürlerinin eserlerini koyarak yapılacak bir tartışmada yoklardı. 2000'e doğrunun, daha önce İslam kaynakları üzerine yaptığı yayımlardan sonra birçok İslamcı fikir adamı, ''Bu konuyu bize niçin sormadınız, bizim görüşümüzü niçin almadınız?'' diye serzenişte bulunmuşlardı. İşte şimdi kendilerini konuyu İslam kaynaklarının ışığında konuşmaya davet ediyorduk. Üstelik şeytan ayetlerinin varlığını kanıtlayanlar, İslam'ın karşıtları değil, İslam'ın en itibarlı alimleridir. Bu durumda 2000'e doğru konuyu Turan Dursun ile görüştü. Ama İslamcı çevrelerden fikir meydanına çıkacak bir pehlivan aramaya devam edeceğiz. 2000'e doğru şeytan ayetlerine daha önce yayımlarında olduğu gibi bir tarihsel gerçeğin aydınlanması açısından bakıyor. Salman Rushdie'nin konuyu tarih gerçeklerinin ötesinde inanç sahiplerinin tepkilerine yol açan fantazilerle ele alması sağlıklı tartışmaya zarar veriyor. Biz hem bilimsel kanıtlara hem de dinsel inançlara saygılıyız. Düşün konularına şiddetin sokulmasını kınıyoruz. Gönüllerin incitilmesini istemiyoruz. Öte yandan gerçeğin tartışılmasına hiç kimse yasak getiremez. Turan Dursun'la yapılan Şeytan Ayetleri Röportajı Mekke'de bir puta taparlık dönemi var. Bu şeytan ayetleri çok tanrıdan tek tanrıya geçişteki bir ara aşamayla mı ilgili? Tek tanrı aşamasının Muhammed'le başladığını sanıyorlar. Hiç ilgisi yok. Çünkü tarihin hiçbir döneminde çok tanrıcılık ya da tek tanrıcılık olmamıştır. Tek tanrıcılık dedikleri dönemde çok tanrıcılık vardır.'' Çok tanrıcılık dedikleri dönemde tek tanrıcılık vardır. Kur'an bunu kendisi açıklıyor. Muhammed o puta tapar denilen kimselere soruyor. Siz neye tapıyorsunuz? Siz biliyorsunuz gözü görmez, bir şeye yaramaz, canlılıkları olmayan şeylere nasıl tapabilirsiniz? Onlar da, sen biliyorsun ki biz bunlara tapmıyoruz, tapacak kadar akılsız kimseler değiliz, diyorlar. Aslında Muhammed de biliyor böyle olduğunu ama iş polemik çerçevesinde kalıyor. Diyorlar ki biz Allah'a yaklaştırsınlar diye put denilen şeyleri aracı yapıyoruz. Diyelim ki şu heykel. Bu heykelin simgelediği bir varlık var. Nasıl Allah görünmez bir varlık olarak inanılıyor, o put denilen heykellerin, heykelciklerin de simgeledikleri varlıklar var. Bu varlıklar ikinci dereceden varlıklardır. Bunlar Allah'a insanları yaklaştırmak için aracıdır. Çünkü Allah o denli büyüktür ki aracı olmadan ona yaklaşılamaz. Ancak simgelerin simgeledikleri varlıkların aracılığıyla biz ona yaklaşmaya çalışıyoruz. Çok tanrıcılık denenle tek tanrıcılık denen arasında ad değişmeleri olmuştur yalnızca. Bu dönemde de yine simgeler arasında en başta olanlar vardır. Nasıl İslam'da, Yahudilikte, Hristiyanlıkta baş melekler vardır.'' Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail gibi putların da yanlış olarak put denilen simgelerin simgeledikleri varlıklar içinde en önce en gözde olanları vardır. İşte bunların arasında en başta olanlardan üç tane tanrıça, şeytan ayetleri nedeniyle gündemde olan tanrıçalardır. Lat, Uzza, Menat. Sözcüklerine dikkat ettiğinizde gerçek daha iyi ortaya çıkar. Şimdi lat, Allah sözcüğünün dişilidir. Allah eril bir sözcüktür. Fransızca'da maskulin deniyor ya, lat ise feminindir. Emin ve emine gibi. Sonra Allah'ın sıfatları var, 99 tane. Bunlardan birisi de eas. Aziz, değerli gibi anlamlara geliyor. Eas, en değerli, en güçlü anlamındadır. O da erildir. Onun dişili ise uzza en değerli, en güçlü tanrıça. Tanrının ve niteliklerinin dişili oldukları için bunlara yaklaşmak, tanrıya yaklaşmak sayıldığı için aslında Muhammed bunlara pek fazla karşı değildi. Başlangıçta bunlara karşı değildi, karşı olamazdı. Hatta Muhammed'in putlara taptığı dönem vardır. Çünkü tek tanrıcılık denen dönemi o dönemden ayırmak mümkün değildir. Dikkat etmek gerekir ki peygamber de bir aracıdır. Nasıl putlar, onların simgeledikleri varlıklar birer aracı sayılıyor, peygamber de bir aracıdır. Esasen Arap dünyasında da şairlerin tanrıyla ilişkileri olduğu kabul edilirdi. Ve her bir şairin de bir cini olduğu. Hani ilham perisi derler ya, oradan kalma. Muhammed'in de cini Cebrail olmuştur. Cin denmemiştir de melek denmiştir. Bu şeytan ayetlerine konu olan sözler aynen şu şekilde. Lat, Uzza ve bir üçüncü olan Menat, bunlar yüce turnalardır ve bunların şefaati kesinlikle umulur. Şimdi bu sözler Necim suresinin sözlerine, ayetlerine şiirsel olarak da çok uygun. Aynı uyakta, aynı kalıpta. Bunlar Arabistan'da, Muhammed döneminde de, Muhammed döneminden önce de şiir olarak zaten biliniyordu. Muhammed'in yaptığı şu olmuştur. Necim suresinde o sözleri ayet diye okumuştur. O zaman bu Necim suresini okurken aynı uyaktaki sözler Muhammed'in diline kendiliğinden gelmişti. Amaçlı olarak da yerleştirmişti. Çünkü iki yönden faydası vardı. Birincisi puta tapanlarla mümaşaat yapmış yani ittifak yapmış olacaktı. İkincisi bunu söylerken Muhammed ayet kalıplarında söylediği için ayet olarak tanınması mümkün olabilecekti. Ondan sonra dönüşü de kolay olacaktı. Nitekim sonraki sözleriyle öyle demeye getirdi. Bak ayet kalıplarında. Ben nereden bileceğim bunun şeytan tarafından uydurulduğunu? Şeytan Cebrail kılığına girdi. Benim önüme geldi. Bana bunları söyledi. Kalıp da aynı olduğu için sesimi çıkarmadım. Öte yandan onlar da tanrıçaları görünce, daha doğrusu bu tanrıçöven sözlerin ayet olarak okunduğunu görünce Muhammed'in Hadi birlikte secde edelim sözüne karşı çıkmadı. Eğer başka kalıplar içinde olsaydı onlar o hileyi kavrayacaklardı. Hile Arapçada çare demek. Bu metodu kullandı. Metot yararlı oldu. Çünkü bir hoşgörü ortamı doğdu. Hatta Habeşistan'a göçmüş olan Müslümanlara kadar yayıldı bu. Bütün tarihçiler kabul ederler bunu. Habeşistan'daki Müslümanlar Mekkeliler tümden Müslüman oldu diye dönüş yaptı. Yani öylesine bir özgürlük ortamı doğdu. O arada daha başka yerlerde ittifaklar kuruldu. Puta taparlarla birlikte olma gereksinimi kalmadı. O zaman dedi ki, Cebrail geldi bana böyle söyledi. Sen burada yanılmışsın dedi. Allah'ın göndermediği ayetleri sen ayet olarak sunmuşsun. Bu yanlış. Şimdi bütün bu tartışmalara Salman Rüşdi'nin kitabının yol açtığı söyleniyor. Oysa o sadece bir simge. Salman Rüşdi'den önce de olayın yankıları vardı. Mesela Ahmet Hamdi Akseki'nin bu olay üzerine bazı fikirleri vardı. 19. yüzyılda da üzerinde çok durulan bir olaydı bu. Batı'nın doğu bilimcileri, Kur'an'ın tanrısal bir kitap olmadığını kanıtlama çabası içinde bunu da söylemişlerdi. Bunun karşısında İslam aleminden hemen reddiyeler yazıldı. Bu neden böyle? Tarihin hangi döneminde olursa olsun, İslam polemikçileri hep bu yolu izlemiştir. En açık şeylere bile reddiyeler yazmışlardır. Hatta doğu bilimciler İslam polemikçilerinin reddiyeleri üzerine kitap bile yazmışlardır. Aslında reddiyeciler İslam otoritesinden sayılan kimseler değildir. Çok alim kabul edilmezler. Ahmet Hamdi Akseki de çok alim bir kişi değil. Bunları gerçek ilgilendirmiyor. Sadece şeriatla, şeriat siyasetiyle ilgileniyorlar.'' nerede İslam'a zararı dokunur dedikleri şey varsa, hepsini ne olursa olsun, aslı olsa bile reddetme yoluna gitmişlerdir. Bu çabayı Türkiye'de en başta Ahmet Hamdi Akseki üstlenmiştir. Yani her ülkede bir Akseki bulunmuştur ve şeytan ayetlerine reddiyeler yazılmıştır. Soru Çok önemli İslam alimlerinden öğrendiğimiz konuyu Türkiye'de de İslamcı düşünürlere götürdük ve tartışalım dedik. Böyle bir tartışmaya çıkmadılar. Bu konuda ne diyorsunuz? Tartışmaya çıkmamaları ilginç. Benim adımdan söz etmişsiniz. Benimle onların bir araya gelip tartışmaları benim yönümden mümkün ama onların yönünden mümkün olmuyor. Yani onlar dişlerine göre bir kimse seçerler. Bu olayı benimle tartışacakları zaman reddedemeyecekler. Çünkü ben onlara siz hangi yönden inkar ediyorsunuz diye soracağım. Gelin tartışalım. Bakalım var mı yok mu. İslam otoritelerinin eserlerini ortaya koyacağım. Kaynakları ortaya dökeceğim. Dinsizler uydurmuştur deniyor. Hadi buyurun bakalım. Bunların hangisi dinsiz? Buhari mi ki hadisin bir bölümünü Buhari'de koymuştur kitabına? İbni Hacer mi dinsiz yoksa Suyuti mi dinsiz? Sonra bu ayetleri tefsirlerine koyan sayısız İslam müfessiri bunlar mı dinsiz? Bırakın dinsizliği Gelin şimdi sizinle hadis tenkidi yoluna gidelim. Hadisin sağlamlığı için ölçüler nelerdir? Çürüklüğü için ölçüler nelerdir? İslam otoriteleri bu konuda neler söylemiştir? Sağlamlık ve çürüklük yönünden. Bunları rotaya koyalım. Soğukkanlı olarak tartışalım. Eee buna giremezler. Çünkü girdikleri zaman bakacaklar ki bu hadis sağlam. Yani olay sağlam. Soru siz biraz bize İslam kaynakları konusundaki uzmanlığınızı, hayatınızı anlatır mısınız? Sanıyorum müftülük yaptınız. Yıllarca müftülük yaptım, çok uzun süre. Müftülükten ayrılıp TRT'ye geçtim. TRT'de prodüktör olarak çalıştım. Sonra TRT'den emekli oldum. Yabancı dil biliyor musunuz peki? Yazık ki bildiğim yalnızca Arapça. Ama klasik Arapçayı biliyorum ve sanıyorum klasik Arapçayı kendi dilimi bildiğim kadar. Hatta daha da iyi bildiğimi söyleyebilirim. Klasik Arapçadan kastınız Kur'an zamanındaki Arapça mı? Yani 6. yüzyıl Arapçası mı? Daha öncelere dayanır. Klasik Arapça, Füsa Sahi Arapça deniliyor ki asıl Arapçadır. Bozulmamış Arapça. O bozulmamış Arapçayı çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bugünkü Arapçayı da bilirim. Ama o ölçüde değil. Arapçayı bilmemin önemi şurada. İslam kaynakları o Arapçayla yazılıdır hem Kur'an hem hadis tüm İslam kaynakları. Ayrıca benim uzmanlık alanım var. Örneğin fıkıhçıyım ben. Yani İslam hukukcusu. Kelamcıyım. İslam kelamcısı. O da ayrı bir dal. Hadis bilimcisiyim. Yani bir hadis nasıl çürük olur, nasıl sağlam olur? Usulü hadisten bilinir. Usulü hadisçiyim. İslam'ın bu dallarını sadece meslek olarak da değil, özel çabalarımla da öğrenmeye çalışıyorum. Yani beni bu alanda karşımda olanlar da, yanımda olanlar da uzman olarak görür. Ayrıca doğu bilimciyim. Bu arada tüm dinleri, kutsal kitapları karşılaştırdım. Bir din etnologuyum. Soru Sayın İlhan Arsel'e de katli vaciptir diye Almanya'dan fetva çıkardılar. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? O da nihayet İslam kaynaklarını inceliyor değil mi? Evet, ben İlhan Arsel için şunu söylerim. Arsel'in yazdığı kitaplar hangisi olursa olsun çağımızın kitapları. Teokratik devlet düzeninden demokratik devlet düzenine atlı kitabı olsun. Arap milliyetçiliği ve Türkler atlı kitabı olsun. Aydınlar diye bir kitabı var, o olsun. Biz profesörler atlı kitabı olsun ve en son Şeriat ve Kadın atlı kitabı olsun. Gerçekten çağımızın kitapları. Hele bu sonuncu kitabı didik didik okudum. Gerçekten bir ömür ister. Öylesine bir kitabı meydana getirmek gerçekten büyük iş. Cemalettin Kaplan'ın fetvasına gelince ben yakından tanıyorum Kaplan'ı. Arkadaşlığımız da, meslektaşlığımız da var. Cemalettin Kaplan da İslam'ın işte o sözünü ettiğim reddiyecilik siyasal çerçevede eriyip gidenler arasında yerini almıştır. O da İslam'ın ne dediğinden çok İslam'ı nasıl ortaya koymak gerektiğiyle uğraşan bir kişi. Gerçek bir incelemeci değil o şeriatı getirmeye çalışıyor. Şeriatın en baş taktiği harp hiledir. Yani savaş hileyle kazanılır taktiği. Hangi alanda olursa olsun onlar şimdi kendilerini bir savaş içinde görüyor. O savaşta yalanın her türlüsünü sergilemekte kendilerini yetkili görüyorlar. Bir de şu gerçeği ortaya koymak gerek. Cemalettin Kaplan şeriatçıdır. Hümeyni de şeriatçı. Şeriat acımasızlıktır. Şeriat terörizmdir. Onun için de onlar bu acımasızlığı sergiliyor. Yani o da şeriatın hükmünden başka bir şey ortaya koymuyor. Çağdaş insanın kafasını avuçlarının arasına alıp düşünmesi gerek. Demek ki şeriat budur. Yani şeriat egemen olduğu zaman özgürlük diye bir şey olmayacak. Demokrasi diye bir şey olmayacak. Kimileri der ki bırakalım onlar da kendi partilerini kursun. Bırakalım onlar da gitsinler sokaklarda miting yapsınlar. Şeriat istiyoruz diye bağırsınlar. Bunun olması demek teröre de evet diyelim demektir. Yani bırakalım terörizm partisi kurulsun. Özgürlük düşmanlığına ilişkin parti kurulsun. Onlar da kendi mitinglerini yapsınlar. Demokrasi, özgürlük isteyenler bunların zıttı bir partinin kurulmasını isteyemezler. Soru. Bu konular gündeme getirilince hemen bir Yahudilik suçlaması başlıyor. Evet doğru. İslam şeriatının teröre yönelik yanı Yahudilikten kaynaklanır daha çok. Çünkü İslam dünya hükümlerini yani şeriatı Tevrat'tan almıştır. Yahudi şeriatından. Bugün İsrail'de görülen kan dökücülük ve acımasızlık da bu şeriattan kaynağını alıyor. Tevrat'a bir bakarsanız Yehova'nın bir savaşçı olarak Yahudilere katıldığını ve Yahudileri kendi dışlarında bulunan toplumları vurmaya, yakmaya, yıkmaya, öldürmeye kışkırttığını, bu konuda hiçbir acıma gösterilmemesini istediğini görürsünüz. Filistin halkının verdiği kurtuluş savaşına gelince kuşkusuz haklılar. Baş belası durumundaki Siyonizme karşı savaşlarını da anlamamak mümkün değil. Ne var ki kurtuluş savaşı dine dayalı bir savaş niteliğine sokulmamalı. İslam birliği gibi çerçeve içinde yürütülmemeli. İslam ya da başka bir din ne derse desin Filistin halkı din terörüne girmeden, heveslenmeden, kendi davalarının haklılığı doğrultusunda yürümeli. Tevratın çeşitli bölümlerinde 1. Samuel, 2. Samuel, Tarihler, 1. Krallıklar, 2. Krallıklar ve diğer bölümlerde Filistinlilerle Yahudilerin bitimsiz olan savaşları anlatılıyor. Kuşkusuz Tevrat'ta anlatılan savaş bir din savaşı, yani dine dayalı Şimdi çağdaş dünya karşısında Filistinlilerin aynı çerçevede savaş yürütmeleri ne akıllıca olur ne de çağdaş. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi benim burada herkese özellikle aydınlara bir çağrım var. Şeriat ve Kadın adlı kitap alınıp okunmalı, okutulmalı, yazarlar bu kitabı tanıtmalı nice kara seslere, bunların yarattıkları ya da sürdürdükleri karanlığa en güzel karşılık bu kitap olacaktır. Çünkü şeriat bir felakettir. Özgürlükten, demokrasiden, insanlıktan yana olan herkesin bu felaketi önlemede katkısı bulunmalı. Kuşkusuz yasal çerçevede. Şeytan ayetleri uydurma mı? bazı İslamcı çevrelerin şeytan ayetleri diye bir şeyin hiçbir zaman olmadığı şeklindeki iddialarını ciddiye almak mümkün değil. Bu ayetler kesinlikle bir masal, bir uydurma olmayıp tamamıyla gerçektir. Yani Muhammed Mekke'deyken ilk dönemlerde üç tanrıçanın övgüsünü yapan ve o zamana dek Araplarca da bilinen şiiri Necim suresinin ayetleri arasında okuyunca Arap putperestler de peygamberle birlikte secde etmişlerdi. Ne var ki sonradan Cebrail'in uyardığı ileri sürülerek bu ayetleri araya sıkıştıranın şeytan olduğu savunulmuştur. Savunan peygamber. Bunu aktaran da başta peygamberin arkadaşları olmak üzere İslam büyükleri. Olayın bir bölümü yani Necim suresinin okunması sırasında putperestlerin peygamberle birlikte secde ettikleri Buhari'nin Es-Sahihinde bile yazılı. Olayın kalan bölümü de sayılmayacak kadar çok hadis ve tefsir kitaplarında yer almıştır. Olayın bütününe ilişkin hadis 15. yüzyılın en büyük hadisçi ve tefsircilerinden sayılan Suyuti ve İbn Hacer tarafından doğrulanmıştır. Yani olay nitelendiği gibi bir masal değildir. Konunun bir başka yönü. Layık ve özgür kafa özgür düşünür. Düşündüğünü de özgürce ortaya koyar. Öyle olması gerekir. Özgür dünyada olması gereken budur. Bu özgürlükse dinsel kurallarla falanca dinin filanca kutsallarıyla bu kutsallara saygıyla ya da dinsel duyguları incitiyor mu, incitmiyor mu hesabıyla sınırlandırılamaz. Böyle bir sınırlandırma da bu tür sınırlandırmayı kabul etmekte çağdaşlıktan uzaklaşmaktır. Ortaçağ karanlığının ölçülerine bağlanmaktır. Bunu isteyen din İslam olabilir. İslam'ın bunu istemesi doğaldır. Yeryüzündeki dinler içinde Yahudilik ve İslam yaşamın her alanına el uzatmıştır. İnsanlara, benim kurallarıma göre yaşayacaksınız demişlerdir. Yöneticilere de, siz elinizi çekin, ben yöneteceğim, isteğini yöneltirler. Kurallar kesindir, değişmezlik vardır. Temeli değişmezlik olan din, gelişen yaşamın, çağımızın giysisi olamaz. O giysi, bu gövdeye uymaz. Olmadığı, olamadığı için Türkiye Cumhuriyeti'nde layık yasalar kabul edilmiştir. Mahmut Esat Bozkurt, medeni kanunun gerekçesinde bunu çok açık bir dille anlatmakta. Bundan ödün vermemek gerekir. Verildiği zaman işin içinden çıkılamaz. Molla'nın biri kalkar, din hükümlerini, Kur'an hükümlerini gösterip uyulmasını ister. Uymayanları da din adına cezalandırmaya yeltenir ülke sınırlarını bile umursamazlıktan gelir. Humeyni'nin yaptığı bu. Nerede bulursanız öldürün. Kur'an böyle diyor. Humeyni de böyle diyor. Öldürün diyor. Tarih boyunca hep böyle denmiştir. Bir cemel olayında 15.000 kişi öldürülmüştür. Çarpışan iki yanda da peygamberin en yakın arkadaşları bulunduğu halde. Tarihte nice kişiler, değerli insanlar bu öldürün fetvasıyla can vermişlerdir. Sünnet ehlinin dört mezhebinde de, Hümeyni'nin Şii mezhebinde de bir kimse dinden dönmüş ya da bu eğilimi göstermişse öldürülmesine fetva verilir. Dünya, hele uygar dünya bu fetvalara göre yönetilemez. Kısacası Kur'an'ın Haç suresinin 52. ayetinin bunu izleyen ayetlerin ve ayetlere ilişkin aktarma ve yorumların tanıklığıyla şeytan ayetleri olayı bir gerçektir. Kaynak, ileri sürüldüğü gibi yalnızca Taberi değildir. Taberi'den 150 yılı aşkın bir zaman önce yaşamış olan İbni İshak da bu olaya yer vermiştir. Bunun yanında bir başka gerçek, layık ve özgür düşünen insan, ki Salman Rüşdi de böyle bir insandır, din kutsallarının çerçevesine sokulamaz. Bunu yapma yolundaki din terörü karşısında korkmadan, yılmadan yeterince savaş verilmeli artık.'' Turan Dursun, Diyaneti yanıtlıyor. Şeytan ayetleri İslam'ın gerçeğidir. Şeytan ayetleri diye ünlenen sözlerin önce Kur'an'a ayet olarak sokulduğu, bu sözlerde Lat, Uzza, Menat adlı tanrıçalar övüldüğü için putperestlerin, peygamber ve inananlarla birlikte secde ettikleri bir olay olarak kaynaklarda yer almakta. Konu, bilim namusu içinde ve soğukkanlı olarak tartışılmalıdır telaşa, heyecana gerek yok. Ortada bir olgu, bir gerçek varsa ki var, hayır yok böyle bir şey. Demekle o gerçek yok olmaz. Kimi polemikçiler, Hümeyni'nin cinayete azmettirici fetvası doğrultusunda tutumlar sergiledi. Hayır, şeytan ayetleri diye bir şey olmamıştır, yalandır, iftiradır, dediler ve saldırı üstüne saldırıda bulundular. Öyle görülüyor ki bu kervana Diyanet İşleri Başkanı Mustafa Sait Yazıcıoğlu da katılmış. TRT'de yazılı basında yer alan açıklamasına göre Yazıcıoğlu da olayın uydurma ve yalan olduğunu söylüyor. Yazıcıoğlu'nun açıklamasında neler var? Bakalım. 1. Yazıcıoğlu olayı dile getirdiği ileri sürülen ayetlerin İsra Suresi'nin 73 ve 75. ayetleri olduğunu yazıyor. Sonra bu hikayeye göre Hz. Peygamberi ikaz için gönderilen İsra suresi 73 ve 75. ayetleri hicretten 2-3 yıl önceki Miraç olayından sonra vahyolunmuştur. Bu ise Allah'ın şeytan ayetlerine karşı peygamberini ikaz etmek için 5-10 sene beklediğini gösterir ki bunu aklı selim ve mantığın kabul etmesi düşünülemez, diyor. Bir kere şeytan ayetleri olayına ilişkin ayetler arasında İsra suresinin sözü edilen ayetleri de var. Ama birinci derecede ilgili görülen ayetler bunlar değil. Haç suresinin 52 ve 55. ayetleri. Kaldı ki gerek İsra suresinin 73 ve 75. ayetleri ve gerek Haç suresinin 52 ve 55. ayetleri peygamberi ikaz niteliğinde değil. Olayın açıklayıcısı niteliğinde görülüyor. Yani olayı anlatır nitelikte. Bir olayın anlatılmasıysa çok sonraki ayetlerde yer alabilir. Bu doğaldır. Kur'an'da da bunun benzerleri çok. Öyle olunca peygamberi ikaz için şu kadar yıl niye beklenmiştir denemez. Ve kaldı ki ayetlerin tarihine ilişkin kesin bir bilgi ileri sürülemez. Surelerin Mekki ve Medeni olmaları çoğu kez tarih için ölçü alınamıyor. Mekki olan surelerde, Medeni, Medeni olan surelerde de Mekki ayetler bulunuyor. 2. Yazıcıoğlu, esasen Necim suresinin 19 ve 20. ayetlerinden sonra gelen söz konusu ifadeyi, yani şeytan ayetlerini doğru kabul etsek bile, aynı surenin mütakip 21 ve 23. ayetlerinde putların kötülenmiş olması bir çelişkiye yol açacaktır. Bu durumda müşriklerin bu çelişkiyi görmeyerek putlarının met edildiğini kabul etmeleri ve bu yüzden secde etmeleri söz konusu olamaz diyor. Oysa putları yeren ayetler, öven ayetlerin sureden çıkarılmasından sonra yer almıştır, diye düşünülemez mi? 3. Yazıcıoğlu Nitekim bu hikaye ilk devir İslami kaynaklarda yer almamakta. İlk olarak 900'lü yıllarda yaşamış olan bir tarihçiye Taberi'ye dayandırılmakta ve Hazreti Peygamber'den 3 asır sonra yazılmış olan bir eserde geçmektedir, diyor. Oysa olay, Ölümü 923'te olan Taberi'den çok daha önce, ölümü 768 olan ünlü siret sahibi Muhammed İbni İsak'ın kitabında yer alıyor. Kaldı ki öyle hadisler vardır ki çok sonraki dönemlerin hadisçilerinin kitaplarında yer aldığı halde İslam hukukuna, İslam kelamına dayanak yapılmışlardır. Yani hadis bilimde bir hadisin sağlamlığı veya çürüklüğü için başka ölçülere başvurulur. Şimdi Olayın gerçekliğini dile getiren kanıtlara bakalım. 1. Şeytan ayetleri olayına değindiği, bu olayı dile getirdiği savunulan ayetler. Haç suresinin 52. ayetinde her peygamberin okuduğu şeye şeytanın bir takım şeyler kattığı ama Tanrı'nın şeytanın kattıklarını nesettiği ve kendi ayetlerini geçerli kıldığı anlatılır. Görüldüğü gibi anlatım, şeytan ayetleri diye bilinen ayetlerin Kur'an'a sokulup sonra çıkarıldığı, sokanın şeytan, çıkaranın da Cebrail aracılığıyla Tanrı olduğu yolundaki ifadelere uygundur. Zaten tefsirler de bunun için bu ayetleri olayın yansıtıcısı olarak görürler. 52. ayetten sonraki ayetler de aynı olaya uygun anlatımlar içerir. İsra Suresi'nin 73 ve 75. ayetleri bu ayetlerin anlamları şöyle. Ey Muhammed, seni sana vahyettiğimizden uzaklaştırıp daha başkasını ileri sürerek bize iftira etmeye sürüklüyorlardı neredeyse. O zaman seni dost bulacaklardı. Eğer seni pekiştirmiş olmasaydık andolsun ki onlara eğilim gösteriyordun. O zaman sana yaşamı da ölümü de kat kat azap içinde tattırırdık. Sonra da bize karşı bir yardımcı bulamazdın. 2- Bu olayla alakalı hadisler Hadis 1 Peygamber Mekke'de Necim suresini okurken secde etti ve onunla birlikte aldığı toprağı alnına götüren yaşlı birinin dışında Müslüman ve puta tapan herkes secde etti. Anlatan Peygamberin arkadaşları Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud. Şimdi bu hadise karşılık şu iki soruyu sormalıyız. Peygamberin can düşmanı diye nitelenen puta taparlar nasıl oldu da peygamberle bir araya gelebildi? 2. Puta taparlar nasıl oldu da peygamberle birlikte secde etti? Bu soruların karşılığını bulabilmek için bundan sonraki hadis iyi incelenmeli. Hadis 2. Peygamber Mekke'deyken Necim suresini okuyordu. Latı, Uzza'yı ve bir öteki olan Menat'ı gördünüz mü? diyen yere gelince, şeytan peygamberin diline şunu atı verdi. İşte bunlar yüce turnalardır. Şefaatleri de elbette ki umulur. Bunun üzerine puta taparlar. Muhammed daha önce değil, bugün tanrıçalarımıza iyi sözler söyledi, dediler. Yine bunun üzerine peygamber secde etti ve onlar da secde ettiler. İşte bu nedenle de Tanrı şu ayeti indirdi. Ey Muhammed! Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki şeytan onun okudukları arasına bir şeyler katmasın. Tanrı şeytanın bıraktığını bozar, kendi ayetlerini güçlendirir. Tanrı bilendir, hikmet sahibidir. Anlatan peygamberin arkadaşları Kaynak, başta Suyuti ve İbni Hacer olmak üzere 15. yüzyılın en ünlü hadis ve tefsir uzmanları. Çok açık görülüyor ki ikinci hadis birinci hadisi tamamlıyor. Daha doğrusu ikisi aynı hadistir. Birincisi eksik, ikincisi tamam. Ve çok açıkça şunların anlatıldığı görülüyor. Puta taparların peygamberle birlikte secde etmelerinin nedeni peygamberin üç putu yani Lat'ı, Uzzay'ı, Menat'ı öven sözlerle anması ve bunu ayet olarak okumasıdır. Üç putu öven sözleri peygamberin diline ayet olarak sokan şeytandır. Yani bu sözlerin oluşturduğu ayetler Tanrı'nın ayetleri değil, şeytanın ayetleridir. Şeytan ayetleri sonradan sureden çıkarılmıştır. Haç suresinin 52. ayetinde anlatılan da budur. Bu konuda uzun söze gerek yok. İslam dünyasının en büyük uzmanlarından Suyuti ve İbn Hacer hadisi sağlam ve olayı gerçek kabul ediyorlar. Suyuti hem tefsirinde Haç suresinin 52 ve 54. ayetleri nedeniyle yer veriyor hem de başka kitaplarında. Örneğin ayetlerin gerekçelerine ilişkin yazdığı ünlü kitabında olayı sağlam kabul ettiğini belirtiyor. İbni Hacer ise kim yazarların olayı anlatan hadisi uydurma saydıklarını ama bunların bu sözlerinin hiçbir öneminin bulunmadığını çünkü olayın ve hadisin birçok yoldan gelen tanıklıklarla doğrulandığını söylüyor. İbni Hacer, Fetül Bari adlı kitabının Hac suresine ilişkin kesminde açıklıyor. Onun bu açıklamasına da Suyuti kitabında yer veriyor. Suyuti de İbni Hacer de hangi hadisin sağlam, hangisinin çürük olduğunu en iyi bildikleri İslam dünyasında kabul edile gelmiş uzmanlardır. Ve bunlar için de dinsiz, İslam düşmanı denilemez.'' Kısacası 1. Şeytan ayetleri olayı gerçektir. Bunu yok sayma çabaları da boşunadır. 2. Diyanet İşleri Başkanlığı en büyük İslam otoritelerince de kabul edilen olayı inkar etmek yerine ülkede kimseye yararı olmayan din terörünü kınayıcı çabalar içine girse çok daha faydalı bir tutum göstermiş olurdu. Çünkü gerçek olduğu halde bu olaya iftiradır, dinsizlerin uydurmasıdır biçimindeki sözler cinayete azmettiren fetvalara çanak tutmaktan başka hiçbir işe yaramaz.